Arkadaşlar, uzmanlarıyla sohbetlerin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde yine Defense Turkey ekibiyle beraberiz. Öncelikle herkese hoş geldiniz demek istiyorum. Cem Davut Bey, Cem Akalın Bey, ayrı ayrı söylüyorum ki ikisi de Cem olacak karışmasın diye. İbrahim Bey hoş geldiniz, şerefler verdiniz yayına. Teşekkür ederiz. Malum jandarma sizi davet etti. Jandarma Havacılığın 55. yıl dönümü dolayısıyla siz de Van'a gidip ziyarette bulunma ve jandarma havacılık özelinde de bir bölüm hazırlama, yani dergi hazırlama fırsatı buldunuz. Orada yaptığınız çekimlerle, edindiğiniz bilgilerle ve biz de bu bağlamda hem jandarmanın geçmişten günümüze, şu an jandarma havacılığın hangi konuma geldiğini, gelecekte hangi konuma erişmek istedikleriyle alakalı da bilgiler edindiğinizi düşünüyorum ben kendi adıma. Dolayısıyla da ben sözü sanırım Cem Bey'e versem ilk başta Cem Akalın Bey'e uygun olacak. Sizden öyle bir kısa bilgi alarak başlayabilirsek, arada gene tabii ki de ben sorularım olursa da size ekstra ileteyim uygun görseniz. Fener, öncelikle bu program için teşekkür ediyoruz. Çünkü sağ olsun sen, hani biz dergi olarak, yazılı olarak bilgilendirmelerimizi yapıyoruz ama görsellik de tabii ki de dijital medyada çok önemli. Bu da bize destek oluyorsun. Güzel, keyifli bir sayı yaptık. Uzun bir süreç aldı tabii. Hani süreç tabii ki de 2 aya yakın bir süreç aldı bu sayıyı hazırlamamız. İlk plan aşaması aslında Haziran ayında ortaya çıktı. Burada Jandarma Genel Komutanlığı'nın kuruluş yıl dönümünde sevgili Oğuz Sırman'ın bir klibi vardı, Korpus klibi. Bu Korpus klibinin lansmanında ben de yakından takip etme şansına sahip oldum. O dönemde daha önce biz 107. sayımızda Deniz Havacılık Özel Sayısı yapmıştık. Yine sevgili Cem Doğut, İbrahim, Cengiz Topel üstüne gidip orada komutanlarımızla hem röportaj yaptılar hem orada uçuş gerçekleştirmişlerdi. Keyifli İngilizce Türkçe bir sayı çıkartmıştık. Tabii jandarma havacılığı da çok önemli. Aslında jandarma, ben de eski bir jandarma askerliğimi jandarma yaptığım için biliyorum. Aslında bütün kırsal bölgenin, yani Türkiye'nin neredeyse %93'ünü kolluk kuvveti olarak jandarma koruyor ve çok ciddi bir alandan bahsediyoruz. Böyle baktığım zaman aslında işin her zaman zor kısmını biraz da jandarmalar üstleniyor. Ve jandarma havacılığı da aslında bilinen ama çok da göz önünde değil, yani medyatik olarak hani çok göz önünde olduğunu biz görmüyorduk. Biz de dedik ki, yani size böyle bir şey yapabiliriz. Böyle bir özel sayı yapabiliriz. Hem jandarma ne yapıyor, platformları neler, görevleri neler, vizyonu, misyonu neler olacak? Onlar da sağ olsunlar. Jandarma Havacılık Başkanı Tümgeneral Ali Doğan'ın sıcak yaklaşımıyla beraber böyle bir sayının, Jandarma Genel Komutanlığı'nın özel izniyle beraber böyle bir sayının hazırlığına başladık. Bu konuda sevgili İbrahim Sünnetçi, Saffet Uyanık ve sevgili Cem Doğut Ankara'ya gidip geldiler. Kendileriyle bir komutanlarıyla görüşme fırsatı, onlarla röportaj, söyleşi fırsatları oldu. Ankara'daki merkezde güzel fotoğraf çekimleri yapıldı. Sevgili Cem tekrar Jandarma Havacılık Başkanlığı'nın ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın özel izniyle havacılık fotoğrafı için Ankara'da bir uçuş gerçekleştirdi. Burada kapsamlı bir röportajlar yapıldı. En az, yani Temmuz ayında belki 3 defa 4 defa hani gidip gelip bu söyleşiler yapıldı. Fotoğraf çekimleri gerçekleştirildi. Sonraki aşamada gene Jandarma Genel Komutanlığı'nın izniyle sevgili Cem Doğut Van'da bir uçuş yapma fırsatı buldu. Orada da çok özel güzel kareler çekti. Bu sayımızda da yayınladık. Senin programında da bu fotoğrafları görecekler. Onu da izleyicilere şimdiden duyurabiliriz. Bu özel sayı tabii 2 aylık bir süreç oldu. Hem İngilizce hem Türkçe olmasından dolayı tabii ki bir hazırlık süreci oldu. Ama keyifli, güzel bir sayı çıkarttığımızı düşünüyoruz. Bu sene Jandarma Havacılık Başkanlığı'nın 55. yıl dönümü kutlanacak. Ve bu özel günde de bu özel sayıyı biz de onuruna erişeceğiz.
İstiyorsan detay kısımları sevgili İbrahim, çünkü detaylar her zamanki gibi İbrahim Tunç'un de. Ben sözü görüşürüz. Tamamdır. Ya şimdi Cem girişi yaptı. Şimdi jandarma havacılık Türkiye'de gerek teröristle mücadele görevlerinde gerekse işte Türkiye'nin işte toprak açısından %93'ünü, nüfus açısından %30'unu kontrol eden, oranın güvenlik ve asayişinden sorumlu olan Jandarma Genel Komutanlığı'nın ihtiyaç duyduğu havacılık desteğini sağlamak üzere işte Ağustos 1968 yılında kurulmuş bir birim Jandarma Havacılık Başkanlığı. Jandarma Havacılık Başkanlığı Ağustos 1968'den bugüne, yani geride kalan 55 yılda birçok farklı süreçten geçiyor. Bu süreç içinde gerek hava aracı sayısı ve tipi, gerekse personel sayısı tipi açısından artıyor. Filo gücü ve insan sayısı artıyor. Tabii bu artışa paralel olarak eğitim altyapısını da güçlendiriyor. Bu hava araçlarının bakım idamesi için gerekli altyapıyı da güçlendiriyor. Ve ondan sonra şu an baktığımızda aralarında işte T-129B Atak helikopterinin olduğu, T-72 ilk kullanıcısı genel maksat helikopteri, S-70'i, S-70A-17 ve A-28 tipi helikopterlerin, Sikorsky helikopterlerinin kullanıcısı, AB-205 yani UH-1 ve Mi-17 genel maksat helikopteri kullanıyor. Ayrıca ülkemizde kolluk kuvvetlerin, kolluk güçlerinin ilk kez hizmetine giren Autogyro ürünün, gyrokopter dediğimiz hava aracının ilk kullanıcısı. Keza Kingair B-350 jandarma insanlı keşif uçaklarının kullanıcısı. Ve son olarak da Citation C680 Sovereign işletini komuta kontrol maksatlı olarak kullanıyor. Yani bugün itibariyle filosunda işte 70'in üzerinde insanlı, Bayraktar TB2, Ankara ve Ankara Sunu olmak üzere de işte 30'un üzerinde ya da 30 dolayında şu an için insanlı, insansız, silahlı ve silahsız hava araçları olan bir havacılık teşkilatı. Baktığımızda ziyaretler sırasında farklı birimlerin üst yöneticileriyle söyleşi yapma fırsatı oldu. Burada çok güzel bilgiler paylaşıldı. Biz bu bilgilerin izin verildiği ölçüde dergimizdeki, özel sayımızdaki gerek söyleşilerde gerekse kendi hazırladığım makalede paylaştık okullarımızda. Mesela işte insanlı hava araçlarıyla Ağustos 1968'den Temmuz 2023 sonuna kadar diyelim 500 bin saatin üzerinde bir uçuş gerçekleştirmiş ki bu gerçekten ciddi bir rakam. İnsanlı hava araçlarıyla yıllık ortalama uçuş süresi mesela 2006'larda 2008'lerde 8-12 bin saat civarındayken hava aracı sayısının artmasına bağlı olarak asayiş, emniyet ve diğer yani terörle mücadele dışında asayiş, emniyet, işte kaçakçılıkla mücadele, göçmenlerin havada, kaçak göçmenlerle mücadele, göçmenlerin havadan kontrolü gibi görevlerin de eklenmesiyle bugün yıllık ortalama 20 bin saat gibi bir uçuş söz konusu. Jandarma havacılık aynı zamanda biraz önce bahsettiğim gibi taktik ve operatif sınıf İHA'lara da sahip. Edindiğimiz bilgilere göre İHA ve SİHA'larla da yılda ortalama 35 bin saatin üzerinde bir uçuş söz konusu. Ki bu da yine jandarma havacılık açısından baktığımızda çok ciddi bir süre. Bugüne kadar yani şöyle jandarma havacılık İHA'ları ilk olarak yani Hava Kuvvetleri'nden de önce Ankara'yı ilk olarak kiralık olarak hizmete aldı, kullandı falan. Ama kendi İHA gücün 2017 yılında kullanımı aldı. 2017 yılından Temmuz 2023'e kadar, Temmuz sonuna kadar diyelim, ortalama uçuş saati 170 bin saat olarak paylaşıldı. Aynı zamanda taktik ve operatif İHA'lar dışında 3500'ü aşan sayıda farklı tipte tabik ve döner kanat diyelim. Drone sistemleri de var aynı zamanda jandarma havacılık envanterinde.
ve bu dronlarla yine yapılan toplam uçuş süresi 450 bin saat olarak bizimle paylaşıldı. Ki yani bu rakamlara baktığımız zaman her ne kadar göz önünde olmasa da yani haberleri açtığımızda ya da gazeteleri, dergilere baktığımızda çok okuduğumuz, çok bilgi sahibi olduğumuz, çok karşılaştığımız bir havacılık birimi değil jandarma havacılık, ama baktığımız zaman insanlı araçlarla 500 bin saat, insansız hava araçlarıyla 170 bin saat ve dronlarla 450 bin saati aşmış bir uçuş süresine sahip. Oldukça ciddi rakamlar bunlar. Bunun dışında şu anki mevcut yapıyı artan görev ve iş yüküne bağlı olarak, personel sayısındaki de artışa bağlı olarak bir gelişim takvimi var. Bir ilerleme, büyüme takvimi de yeniden yapılanma, yeni üsler açma gibi bir yol haritası mevcut. Bu çerçevede envanterdeki hava aracı sayısını %50, pilot sayısını 450'ye, teknisyen sayısını da 512'ye çıkarma gibi bir hedef var ve bunların hepsi 4 yıl içinde olacak. Yani biz şu an 55. yılını kutluyoruz. 60. yılına geldiğimizde şu an gördüğümüz jandarma havacılığın yaklaşık 2 katı büyüklükte bir teşkilatla karşılaşacağız. Tabii bu personel sayısında, hava aracı sayısında ki bu yüksek ciddi artışlar eğitim ihtiyacını da beraberinde getiriyor. Bunun da öngörüsünü yapmış jandarma havacılık. Bunun ilk olarak işte yeni eğitim uçağı tek motorlu, aynı zamanda yine tek motorlu yeni eğitim helikopteri ihtiyacı tanımlamış ve bunlar için tedarik programlarını başlatmış durumda. Bu özel sayı maksadıyla güvercinlik Ankara'da konuştuğu şehit Orgeneral Eşref Kışlası'nda yer alan Jandarma Havacılık Başkanlığı yerleşkesine Temmuz ayında sanırım 4 kere git hem oradaki faaliyetleri yerinde görmek hem de oradaki ilgili birim daire başkanlığıyla yüz yüze söyleşi yapma ve devam eden çalışmalar hakkında ilk elden bilgi almak üzere birkaç kez ziyarette bulunduk. Çok ne diyeyim, yani ben mesela 23 yıldır bu sektördeyim. Jandarma ile ilgili daha önce bir kere bir terörle mücadele konusunda bir faaliyetler olmuştu. O zaman ben Eşref Kışlası'na gitmiştim ama havacılık daire ile ilgili özel bir etkinliğe katılmamıştım. Dolayısıyla çok fazla bilgi sahibi değildim. Ama bu ziyaretler kapsamında gerek söyleşilerde gerek oradaki faaliyetleri izlediğimiz ve ilk elden bilgi aldığımız için gerçekten çok şaşırtıcı, çok hayretlere düşürücü bilgiler edinme fırsatı buldum. Daha yakından tanıdım. Dolayısıyla jandarma havacılığa saygım da arttı diyeyim. Çünkü ben daha önceden bu kadar çok etkin, yani terörle mücadelede duyuyorduk. Evet, işte doğudaki operasyonlarda bazen işte televizyonda görüyoruz. İşte operasyonlar olduğunda jandarma adı geçiyor ama mesela jandarma İHA Başkanlığı'nı daha önce ben karargâhına hiç gitmemiştim. Orada işte büyük ekranlarda anlık olarak devam eden operasyonları takip etme fırsatı bulduk. Hani bu denli yoğun bir faaliyet içinde olduklarını, bu denli kabiliyetli bir altyapıya ve personel gücüne sahip olduklarını doğrusu ben bilmiyordum. Ayrıca beni en çok şaşırtan da şu oldu. Yani jandarma havacılık teröristle mücadele konusunda işte gerek kara gerekse hava kuvvetlerine göre arazide sahada daha çok olan bir kolluk gücü olduğu için bazı konularda daha fazla tecrübe sahibiydi ve o tecrübeyi şimdi işte son dönemde işte hepimizi etkileyen işte 2021 Temmuz'daki işte Marmaris'te yaşadığımız orman yangınları, devamında işte Karadeniz'de yaşadığımız sel felaketi, ondan sonra işte 6 Şubat Kahramanmaraş merkezi, işte 11 ilimiz etkileyen depremler, bu gibi doğal afetlerde de çok ciddi görevler üstlendi. Bu
Bu doğal afetlerde işte orman yangınları ve depremlerde üstlendiği faaliyet ve gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında da bizzat o görevlerde, o uçuşlarda görev almış pilotlardan dinleme fırsatı buldum. Yer yer işte gözleri doldu. Duygusal anlar da yaşandı. Gerçekten bizzat o faaliyetlerin içinde olan personelle konuştuk. İlk elden bilgi alınca onların bu gerek yangın söndürme gerekse deprem yaralarını sarma faaliyetlerindeki ne diyeyim, can siperhane çalışmalarını dinleyip saygı duymamak elde değil. Ve bu çok dinamik bir yapı var jandarma havacılıkta. Yani terörle mücadele yapıyor, ortam edindiğini diğer görev sahasına yansıtıyor. İşte orman yangınında mücadele ediyor. Orada mesela işte hepimiz o sırada takip ettik. İşte geceliğin neden helikopterler uçmuyor? Hepimiz serzenişte bulunduk. Mesela buna yönelik çıkarılan dersler ışığında helikopterlerde bazı çalışmalar, modernizasyonlar yapılıyor. İşte Mi-17 helikopterlerinde, işte Sikorsky'lerde eksik olan bazı donanım ve aparatlar gerek yurt dışından alıyor, gerekse işte yurt içinde işte Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü ile işbirliği içinde işte Orman Genel Müdürlüğü'nün işte fon desteğiyle birlikte bazı çalışmalar yapılıyor. Ve bugün baktığımızda işte Çanakkale'de en son yaşadığımız işte orman yangınları. Hani her ne diyeyim her acı tecrübe kurumsal iyi organize edilmesi ve kurumsal hafızanın belli ölçüde korunabilmesi ve işte geri bildirimlerle desteklenmesi sayesinde artı bir kabiliyeti yani acı dersleri çok iyi özümseyip çok iyi yoğurup o acı derslerden çıkarılan dersleri operasyonel sahada artı bir kabiliyete dönüştürmeyi başarmış bir kurum, bir kolluk gücü diyelim, havacılık birimi, jandarma havacılık. Bu sayede işte gerek kendi Ar-Ge faaliyetleriyle bazı bir işte kendilerine has olan bazı teknolojileri kullanıma almışlar. Bunları gördük. Birkaç tanesini kısaca haberlerimizde de yer verdik. Bazı çalışmaları da mesela işin kolayına kaçmamışlar. Ya ben mesela helikopterimi işte gece görüş için modifiye edeceğim deyip gidip hazıra konup yurt dışında XYZ bir firmaya milyon dolarlar verip onu yaptırma kolaylığına geçmemişler. Biz bunu mevcut kabiliyetlerimizle Türk savunma sanayinin mevcut imkanlarıyla sektörü de işte bu işin içine katarak nasıl daha hızlı, daha maliyetli kim içinde hayata geçirebiliriz sorusuna hep cevap aramışlar. Ve bununla ilgili bazı çalışmalar yapmışlar. Mesela biz oradayken paylaşılan bir rakam vardı. Mi-17'lere işte gece görüş gözlüğüyle uçuş için bir kapsamlı bir modernizasyon yapılıyor. Bunun yerli imkanlarla işte askeri fabrika ve jandarmanın kendi bakım idame tesislerinin işte altyapısının, personelinin, teknisyenini kullanarak 7,5 milyon dolar gibi bir tasarruf söz konusu. Bunun benzer şekilde simülatörler var mesela. Orada gezimin sırasında gördük. S-70 simülatörü var, P-350 JIP simülatörü var, AB-205 simülatörü var, Mi-17 simülatörü var. Bunun gibi simülatörler var. Bunları mesela yurt dışından temin etseler, belki biraz daha kabiliyetli işte 6 eksenli, 6 boyutlu işte hareketli simülatörler olabilirdi. Canlı ve çok pahalı. Ama bunun yerine işimi görecek, personelime ihtiyaç duyduğu eğitim verebilecek yerli üretim, maliyet etkin bir ürünü nasıl ortaya koyabilirim sorusundan hareket ederek yerli olarak bunları yine bazı Türkiye'deki bazı yerli firmaların üretim altyapısından, teknolojisinden de faydalanarak yerli olarak üretmişler ve hani dışarıdan alınabilecek rakamların belki 20'de biri, belki 50'de biri rakamlarla bu ürünleri ortaya koyup işte 2018'den beri kullanılan var. Şu an
geliştirme aşamasının son sürecinde olan ve işte bu yıl itibariyle hizmete girecek olan simülatör de var. Ve çok ciddi uçuş saatlerine erişmiş simülatörlerle. Ya dolayısıyla jandarma havacılığı içine girdiğimiz zaman beni en çok şaşırtan kurumsal hafızayı, çünkü bizim ülkemizde en büyük eksikliklerden, sektördeki en büyük eksikliklerden biri o. Kurumsal hafıza pek önemsenmiyor. Dolayısıyla tecrübeli abiler, büyükler emekli olunca onların sahip olduğu, onların hizmet süreleri sonucunda süresince edindiği bazı bilgiler onlarla birlikte emekli ayrılıyor ve unutulup gidiyor. Jandarma bunu bir nebze artık çözmüş. Pilotaj eğitimi dahil işte usta çırak ilişkisi gibi bir süreç işleniyor. Bunu o kurumsal hafızadaki geçmişteki tecrübeleri günlük operasyonel süreçlere çok iyi aktarıp orada edinilen tecrübeleri aynı zamanda teknolojiye de yansıtıp hem envanterindeki platformları daha aktif, daha verimli kullanabilmeyi başarıyor, hem personelini gerek pilotaj açısından gerekse ihtiyaç duyulan yeni tip görevlere, mesela yangınla mücadele, baktığımız zaman orman yangınlarıyla mücadele konusunda daha önce sanırım 2003 yılında Orman Genel Müdürlüğü ile bir anlaşma yapılmış. 2003-2005 yıllar arasında galiba kısa süre böyle bir tecrübe olmuş, ama mesela Marmaris'te orman yangınlarıyla mücadele konusunda 2003 tecrübesine sahip birinci pilot statüsündeki tecrübeli pilotlar çok kısa sürede yeni ikinci pilot seviyesindeki daha düşük rütbedeki daha genç subay arkadaşları, subay pilotlara eğitimleri çok kısa da sürede verip, yani bir gün gibi bir sürede, hatta bir günden daha az sürüyor. Sabah eğitim başlıyor, öğlen ilk provayı yapıyorlar. Öğlen sonra helikopterler yangın bölgesine intikale başlıyor ve gider gitmez hemen söndürme faaliyetlerinde aktif görev almaya başlıyorlar. Yani bu bilgiyi sıcak ve güncel tutup eski tecrübeli personelin sahip olduğu tecrübeyi anlık olarak operasyonel ihtiyaçlara uyarlayabilme yetkinliği beni etkileyen bir özellik oldu. Bunu teknolojik boyutunda da, yani baktığınız zaman atak pilotu diyor ki ben işte İHA ile konuşabilmeliyim ya da aldığım görüntüyü yere indirebilmeliyim. İşte bu ihtiyacı sorgulayıp işte teknolojiyi inceleyip elinizde ne var, dünya nerede gibi bunu araştırıp mesela Kuzgun denen bir sistemi ortaya çıkarıyorlar. Etkileyici bir şey. Yani Türkiye'mizde kara ya da hava kuvvetlerinde mesela böyle bir kabiliyetin olduğunu ben okumadım, bilmedim. Jandarma mesela kendi tecrübelerini teknolojiyi ve sektörü kullanarak ürün haline getirmeyi başarabiliyor. O açıdan da takdirimi kazandı. Ben gerçekten bu özel sayı sayesinde jandarmayı bu denli yakında, yani jandarma havacılığı değil, jandarma havacılığı bu denli yakından tanımış olmak ve kabiliyetlerini, ne diyeyim, operasyonel işleyiş ya da düşünce yapılarını bu kadar yakından görmek ve öğrenmek oldukça mutlu etti. Böylesine başarılı bir havacılık biriminin varlığı da biraz hani insanı rahatlatıyor. Yani gerçekten harcanan paralar, harcanan emeklere değiyor. İnşallah daha da iyileri olur. Daha daha bütçeler, imkanlar daha el verir ve hayal ettikleri kafalarında olan yeni işte platform, yeni teknolojiler var. Onları hayata geçirmeleri daha kısa sürede mümkün olur diye umut ediyorum. Kendi açımdan çok faydalı oldu. Eğer bu süreçle ilgili sormak istediğiniz varsa aklımda kalanlardan, notlarımdan size yardımcı olayım. Ama dediğim gibi dergimiz 160 sayfa işte Türkçe-İngilizce olarak hazırlandı. Oldukça
Hani doyurucu bilgi açısından oldukça memnun kalacağınızı düşünüyorum. Zaten görsel açısından Cem arkadaşımız gerek Ankara'da güvercinlikte yapılan uçuşlar sırasında gerekse işte Jandarma Havacılık Başkanlığı'nın özel izni ve desteğiyle Van'daki filoya gidip orada işte Sikorsky Black Hawk ve işte Atak helikopterleri, JICU, B-350 JICU, işte Bayraktar TB2 gibi İHA ve işte insanlı ve insansız hava araçlarıyla yapılan uçuşları, faaliyetleri yerinde gözlemli fotoğraflama fırsatı bulundu. O öyle çarpıcı fotoğrafları da yine dergimiz içerisinde görebileceksiniz. Umarım ne diyeyim beğenirsiniz. Ben hazırlarken ziyaret ederken edindiğim bilgilerden dolayı çok mutlu oldum. Benim gelişim sürecime çok etkili oldu, çok faydalı olduğunu söyleyebilirim. Umarım okuyacak arkadaşlarımız da orada görecekleri gerek güzel görseller, çarpıcı fotoğrafla gerekse işte bir kısmını ben de mesela bilmiyordum. İlk kez okuyacakları bilgilerle ne bileyim doyurucu bir içerik olarak karşılarında bulurlar ve memnun olurlar. Benim anladığım kadarıyla yani sonuçta jandarmayı herkesin kafasında belli bir imajı var ve aslında sizin anlattığınız yaptıkları Evet. görevler hani onların çok dışında çok farklı alanlarda yani Evet. bence okunması gereken bir özel Ya içerik şöyle olmuş dediğim gibi. gibi ben Buyurun. Taner hocam ben hani 23 yıldır daha önce savunmacılıkta da vardım. İşte Defens Türkiye'de de 5. yılı bitirdik. 6. yıldayız. Yani jandarmayı biliyordum. Ben ise karavacılığa gittim. Hava kuvvetlerine gittim. Cem zaten benden daha çok gitti geldi. Aslında Cem de hem karayı hem denizi hem havayı benden daha iyi bilip gördüğü için eminim bunun bilgileri de o da etkilenmişti. Ben şahsen çok etkilendim. Yani jandarma havacılığı şöyle bir şey var. Şimdi jandarma havacılığa gittiğiniz zaman mesela bir hava kuvvetleri ya da bir deniz kuvvetlerinin üstüne yani oradaki şeyden biraz daha farklıydı. Yani ortam o ne diyeyim hani daha böyle ne bileyim dostane daha böyle aile havası vardı. Yani subayların personelin birbirleriyle şeyinin etkileşim bilgileriyle sohbeti birbirleriyle hani ne bileyim vücut hareketleri falan bile böyle şey değil böyle bir kasıntı böyle bir stresli bir ortam yok. Rahat ama şey tabii disiplin var. Hani rahatlar hani hiç öyle şimdi yani baba, abi, kardeş hani böyle birbirine saygı, birbirlerinin sınırlarını bilen ne bileyim mesela gençler tecrübeli pilotların ne bileyim böyle gözümün içine bakıp hani yaşlı yeni öğrenebilir. Mesela daha böyle tecrübeliler yaşlı. Biz abilerimizden, büyüklerimizden, komutanlarımızdan böyle gördük. İşte bu bayrağı işte bizden sonrakilere devredeceğiz ve biz aldık buraya getirdik. Bizden sonrakiler de daha ileri götürsün felsefesindeler. Dolayısıyla hani bana bunlar öğretildi. Ben kendim görev süremde bu öğrendiğime bunları kattım. Benden sonrakiler ne bileyim daha da ileri gitsin. Hep böyle bir şey var. Bir bakış açısı var. Hani o ortam açısından diğer kurumlara göre daha şey, daha sıcak bir ortam gördüm. Ve hani o tecrübelerini ne bileyim süzgeçten geçirip böyle ya ben bunu ne bileyim terörle mücadeledeki bu kabiliyetim ne bileyim orman yangınında nasıl değerlendirebilirim? Ya da işte depremzedeye giderken nasıl değerlendirebilirim? Hep böyle bir şey var. Hani böyle üniversitede derler ya, üniversitede soru, beyin hep soru şey yapacak. Yani hep soru soracaksın. Üniversitede belli bir yere gelmen için, kendini geliştirmen için hep soru soracak. Biraz jandarmada öyle bir şey var. Hep böyle ya bunu bir sonraki adıma nasıl olabilir? Hani bu şey vardı. Biz şimdi oradayken hep rütbeli yani hep albay rütbesindeki kıdemli birinci pilotlarla konuşma fırsatı bulduk. Orada eğitime gelen işte jandarma havacılık okulunda eğitime gelen sahil güvenlik personeli de vardı. Hatta polis havacılıktan da eğitim gelmiş ama o an için karşılaşma fırsatı bulmadık. Yani jandarma havacılık
Aynı şekilde mesela bu orman yangınlarıyla ilgili tecrübesini özel kuvvetleri de eğitimlerdi. Kara kuvvetlerine vermiş, İçişleri Bakanlığı işte polise, sahil güvenliği. Hani farklı bu bilgisini bir de diğer kurumlarla paylaşma gibi bir şey de var. Hani kendime saklayayım, sadece bana özel olsun gibi böyle bir şey yapıyor. Ben bunu da vermeye hazırım, istiyor musun? Buyur gel. İşte deli program kapsamında. Çünkü gerçekten ciddi bir şey. Hani orman yangınlarıyla mücadele. Ya biz mesela o zaman da çok tartıştık. Hatta ben söyleşi de sordum. Komutanım yani siz, yani ben savunma logikten biliyorum. Yani 90'ların 94 falanlı galiba. 94-95 gibi gece görüş gözüyle uçuyordunuz yani. Haberler yapıyorduk. Ne oldu da şey yapamadınız orman yangını? Yani sorun gece görüş gözlüğüyle uçabilme değil. Yani şey farklı. Konsept çok farklı. İleride ona da değiniriz. Şimdi Cem bence kendi işte Karadeniz Hava gibi kurumlara benden çok daha fazla gitti, ziyaret etti. Jandarma havacılığı o açıdan farklı kılan yönleri ben de bir de Cem'den eminim. Cem, bir şey söylemeden önce şunu, İbrahim'in biraz önce bahsettiği konu çok önemli. Yani o aile olma konusu çok önemli. Aslında burada bir jandarmanın da bir mottosu var. Hani geride kimseyi bırakmayacağız, geride kimseyi bırakmadık. Hani aslında burada bir birbirlerine bu kardeş, abi ve yani bir aile olmanın getirdiği kısım aslında bu. Yani tabii terörle mücadele, teröristle mücadelede yaşanılan tecrübeler, diğer kolluk kuvvetlerinin kolluk görevlerinde icra edilen görevler sonucunda tabii ki de 500 bin saatlikten fazla bir uçuştan bahsediyoruz. Tabii ki burada inanılmaz bir tecrübe. Bu tecrübeyle beraber tabii ki de maalesef birçok kayıp var. Bu kayıplar sonucunda tabii ki o disiplin, o tecrübenin yansıtılması ve aslında yapılan görevin o kadar geniş bir alana yayılmış durumda ki Türkiye'nin %93'ünden bahsediyoruz. İnanılmaz büyük bir alandan bahsediyoruz ve jandarma her yerde olması gerekiyor. Ve bunun için de tabii ki de bunu bir aidiyet içinde de yapılması gerekiyor ve İbrahim dediği kısım bu aslında. O motto hayatlarının her noktasında var ve onları muhakkak ilişkilerinde de daha farklı bir noktaya getiriyor. Ben sözü Cem'e bırakayım bu ufak ekleme sonrasında. Evet Cem Bey. Teşekkürler. İbrahim Hocam'ın dediği gibi deniz havacılıkla da işte kara havacılıkla da işte polis havacılık olsun havacılık hava kuvvetleriyle hepsini ziyaret etme çoğuyla da uçma şansım da oldu. Jandarma hakikaten biz jandarmayı tanımıyormuşuz dışarıdan gördüğümüz gibi. Aynen. Jandarma dediğimizde yani Türkiye'de %90'ın aklına köyde karşınıza çıkabilecek ya da işte bir şehir dışında karşılaştığınızda başınıza bir iş geldiğinde gideceğiniz aslında bir polis veya işte bir oradaki emniyet görevlisi gibi düşünüyorsunuz. Ama yaptıkları iş bundan farklı özellikle havacılık kısmında. Yine İbrahim Hoca'nın dediği gibi terörle mücadelede aktif olduklarını biliyorduk ama bu kadar uçtuklarını ben tahmin etmiyordum. Yani kara havacılık tabii ki gene terörle mücadele harekatı yapıyor ama aslında terörle mücadele harekatının yapıldığı alan kara kuvvetlerinin görev bölgesi değil. Mesela sınırı okunabilir ama şehrin içindeki daha doğrusu şehrin kırsalındaki operasyonları aslında idare eden jandarma. Yeri geliyor işte kara kuvvetlerinin timlerini, personellerini gene o bölgeden sorumlu olduğu için jandarma görevlendiriliyor, gönderiyor, intikallerini yapıyor. Yine bir beni en çok etkileyen şeylerden biri her pilotun bir genel maksat ve işte, saldırı yani helikopteri pilotu olarak ayırmışlar ama aslında atakçıların hepsi aslında doğal olarak şeyden genel maksat helikopterlerinden geliyorlar ve o tecrübeye sahipler. Yani nereye personel indirilir, nereden alınır, zamanında o binlerce saat uçmuş ve bu şekilde araziye çok daha hakimler. Yani bir saldırı helikopteri olarak gidip oraya keşif yapacaklarında ya da bir yere taarruz yapacaklarında o bölgeye zaten daha önceden yüzlerce binlerce kez gitmiş tecrübeye sahipler. Veyahut işte bir indirme yapılacağı zaman onun emniyetini almak için bölgede uçtuklarında daha önce kendisi zaten yüzlerce kez indirme yaptığı için hani o helikopterin Sikorsky'nin nereye inebileceğini, kendisinin nerede durması gerektiğini veyahut yine yaşanan tecrübelerle teröristlerin nereden işte bölgeye intikal edebileceği, nereden tehdit yaratabileceklerini hepsi biliyorlar. İkinci bir şey
bu genel maksatta aslında Sikorsky Mi-17 işte AB-205 diyorsunuz. Kağıtsında 3 helikopter gibi duruyor ama Sikorsky'ler aslında bayağı karışık. Yine İbrahim Hocam gibi S-70 A-17'ler var. A-28'ler var. S-70i'ler var. T-70'ler var. Aslında Sikorsky'de dediğiniz 4 tane farklı helikopter. Bunların hepsi kokpiti farklı. Yani şimdi hava kuvvetlerinden örnek vereyim. Siz bir F-16 pilotuysanız gidip F-4'le uçamazsınız. Gidip F-5'le uçamazsınız. Eskiden bu CCIP modernizasyonu öncesinde de F-16'ların blokları birbirinden farklıydı. İşte blok 30, blok 40, blok 50, blok 50 plus. Bir blok 50 için eğitim almış bir pilot gidip blok 30'la uçmaz ya da uçmaya pek istemez. Onun için ayrı eğitim alması gerekir. O yüzden filolar mesela sadece blok 30'dan oluşurdu, sadece blok 50 plus'tan oluşurdu. Çünkü bu bir zorluk, personele bir iş yükü, farklı şeylerle uçmak, platformlarla uçmak. Ama jandarmaya baktığınız zaman işte yapma şansımız oldu. Sabah AB-205'te pilot yetiştiren öğretmen pilot öğleden sonra T-70'i alıp orman yangınına gidebiliyor. Evet. Çok muazzam bir aslında bir kabiliyet ve aslında bir bakıma da özveri. Sonuçta personel sayısı sınırlı. Görev alanı çok geniş. Sadece işte terör mücadele değil, orman yangını, işte arama kurtarma faaliyetleri, işte sığı tahliyeler vesaire çok büyük alanda çalıştıkları için ihtiyaç olan personel sayısı fazla. Onu da bu şekilde karşılamış oluyorlar. Bu beni çok etkiledi. Özellikle dediğim gibi ben ve bunu genişletecek olursak mesela Jikut'a uçan personel de aslında döner kanattan geldiği için yeri gelip yere tekrar S-70'de uçabiliyor. Yine şeye bakacak olursak, bakım kısmına bakacaksak deniz kuvvetleri, hava kuvvetleri, kara kuvvetleri bunlar da aslında bakım personeli ayrıdır. Yani bunların çoğu aslında uçucuda değildir. Ama jandarmaya baktığımızda bakım kısmında karşılaştığımız hani başkanları veya işte atıyorum filolardaki bu işlerle ilgilenen kişiler aynı zamanda uçucular. Yani sizin bir helikopter pilotunuz ya da işte bir sabit kanatlı pilotunuz aynı zamanda bakım sorumlusu olmuş. Böylelikle başına ne gelebileceğini çok iyi biliyor. Karşı tarafla iletişimi çok iyi. Çünkü kendisi de zaten o platformun kullanıcısı olduğu için hani her iki tarafını da çok hakim olabiliyor. Yani bakım kısmına zaten işi olduğu için artı daha önceden de uçucu olduğu için uçuş kısmına da hakim. Bunlar beni çok etkiledi. Yani bunun artısı nedir? İletişim. Yani normal de havacılıkta prosedür şu. Uçucu personel bir bakım arıza vesaire olduğu zaman gider. İşte bakımcıyla görüşür. İşte notlarını verir. Şurada şu var vesaire. Ama karşı taraf bunu sadece bakım kısmıyla bilebiliyor karşısında. Ama burada karşısında uçucu da gördüğü için aynı sorunu zaten daha önce yaşamış bir kişiyle karşılaşabiliyorsunuz. Yani bu da aslında şey işlerin hızlanmasına ya da işte çözüm üretilmesine önemli bir şey. Bu zaten bence şeyde en önemlisi işte Mi-17'lerin gece görüş gözlüğü için modernize edilmesinde de ortaya çıkıyor. Zaten bu bakımı ya da bu modernizasyon yapacak ekip aynı zamanda uçucu olduğu için çok daha hızlı bir şekilde, çok daha pratik bir şekilde nerede neyle karşılaşacaklarını biliyorlar, çözümleri üretebiliyorlar. Bu bence önemli bir şey. Başka ne ekleyebilirim? Yine dediği gibi yine İbrahim hocamızın maliyet etkinlik onların bence mottosu olmuş. Her ne kadar geride kimseyi bırakmayacağız gibi bence maliyet etkinlik de mottoları. Mesela yine ben Ankara'da karşılaştığımda daha önceden OH1'lerde kullanılmış ya da işte AB-205'lerde kullanılmış vinçleri şu an mesela S-70'lere takmak için modernize ediyorlar. Aslında başka bir kurumda olsa bu farklı iki platform için üretilmiş bir vinç. Uçaklar kale edilirken ya da helikopterle kale edilirken vinçler de kale olur giderdi. Ama burada kale edilmiyor. Yeni platformlara aktarılmaya çalışılıyor. Çünkü yine yaşanılan tecrübelerde vinç ihtiyacının fazla olduğu anlaşılmış durumda. Çünkü siz bir sel içinde, orman yangını içinde bir yere gittiğinizde yeri gelecek bir orman yangınında siz sepet su dökerken o ateşin içinde kalmış belki bir personel kalacak. Onu gidip oradan almanız lazım. Şimdi ormanın içinde sizin helikopteri indirmeniz şansınız yok. Personel zaten aşağıdaki alevlerin içinde kalmış. Ne yapacaksınız? Mecbur vinçle bunu almanız gerekiyor. Veya işte depremde hasar görmüş alanlar var. Oraya indiremiyorsunuz. Personeli vinçle indirmeniz lazım. Aynı şekilde işte Karadeniz'e başlarına geldiği tecrübe ettikleri gibi sel oluyor. Binanın üstünde insan kalıyor. Gidip onu yanına inemiyorsunuz. Bir vinç kullanmanız lazım. Bu tarz önlemler alabiliyorlar. Veyahut gene daha önceden kaza kırım geçirmiş ya da işte uçarlılığını kaybetmiş hava aracılarını işte simülatör yapımında kullanmışlar. Mesela kokpit orijinal bir AB-205 helikopterinin kokpiti. Hasar görmüş, kaza kırım geçirmiş. Atılmamış yani hurdalığa gitmemiş. Kokpit kısmı kesilmiş, işte simülatör için kullanılmış. Bunların aktarma organlarının olduğu kısım, kuyruk kısmı alınmış.
oradaki eğitim atölyelerine yerleştirilmiş. Oradaki teknisyenlerin işte transmisyonu, motorun işte arkadaki kuyruğun nasıl çalıştığını, bunları güzel şeyler. Yani gerçek helikopterin modelinde değil de helikopterin kendisinde aslında eğitimlerini almış oluyorlar. Bu tavsiyeler beni etkiledi. Ve çok büyük bir tecrübeleri var. Yani çok fazla uçuşları var. Yani işte bana gittiğimizde gündüz işte uçuş yaptık. Ben otelime gittim. Sabah geldiğimde kimseyi görmedim. Ne oldu? Gece operasyon olmuş. Hemen tekrar operasyona gitmişler vesaire. Hani çok büyük bir emek var. Çok büyük bir özveri var. O yüzden etkilenmemek imkansız. Biraz gölgede kalmış. Perdenin arkasında kalmış. Kahramanlarla tanışmış gibi hissettim kendimi. Aynen. Ondan da benim için hem etkileyici hem de o insanlarla... Cem mesela tabii 6 Şubat'ta depremde de çok ciddi görevler üstlendiler. Hani burada sen bahsettin, hani kendi imkanlarıyla da bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Burada da mesela özellikle depremden etkilenen vatandaşlarımızın tam teşekkürlü hastaneleri tahliyesinde de kendinin daha önce 2 yıl ve 3 yıl önceki bir süreçte Mi-17'ler ve S-70'ler için aslında bir portatif bir sedye sistemi yapıyorlar. Sedye sistemleri, yani Mi-17'lerde 12 kişilik, şeylerde S-70'lerde 8 kişilik portatif bir Ar-Ge çalışması var ve bu sedye sistemiyle aşağı yukarı 350'ye yakın vatandaşımızı deprem bölgesinden tahliye etmişler, yaralı vatandaşımızı ve bu süreçte yapılan önemli aktivitelerden bir tanesi. Yani burada bir öngörme süreci de var. Bu tecrübe sadece uçuş değil, uçuşla beraber alınan tecrübe aslında bu tarz Ar-Ge'lere de bir şekilde ön alıyor, ön açıyor. Bunlar da çok önemli noktalar. Bunu da bir altını çizmek lazım. Kesinlikle. Dedik yani o tecrübenin aktarımı çok önemli. Mesela gene yalardan örnek vereceksek, işte oradaki biz işte yer kontrol istasyonlarına gittik. Oradakilerle konuşma şansımız oldu. Mesela orada gene pilotlardan bitiriziyle sohbet etme şansımız oldu. Kendisi aslında daha önceden JOYAK'ta yerde, yani komando olarak aktif olarak terörizm mücadeleyle görev yapan birisi. Şimdi İHA personeli olarak görüyor. Yani bunu da artısını siz 3 boyutlu olarak görebiliyorsunuz. Yani İHA'dan baktığınız bir bölgeyi aslında anlayamayabilirsiniz. Sonuçta siz tekrar bakıyorsunuz. Aşağıdaki personelin neyi gördüğünü ya da nasıl bir konumda olduğunu bilmiyorsunuz. Bilemeyebilirsiniz. Ama bu personel zaten o dağlarda daha önce görev yapmış. Başına bir neler gelmiş, işte hava desteği istemiş. Yani oradaki tecrübesini bu sefer İHA pilotu olarak kullanıyor. Ve bu da ne oluyor? Yerdeki işte diğer personelin, mevcut o zamanki komandoların ihtiyaçlarını çok daha hızlı şekilde karşılamak veya onların daha bir şey söylemeden başına ne gelebileceğini veya işte nerelere dikkat edebileceğini veya işte teröristin zaten işte nerede saklanabileceğini, aynı şekilde arama kurtarmada da hani bu tarz şeyler, tecrübelerini aktarabiliyorlar. Bu bence önemli. Yani İşin hem mutfağını hem servis kısmını bilmeleri önemli. Çünkü genelde diğer kuvvetlerde değil mi? Mutfak ayrıdır, servis ayrıdır. Hani bunların arasında bazen zaman zaman iletişim kopukluğu olabiliyor. Veya işte birbirlerini anlayamayabiliyorlar. Yani çünkü diliniz farklı oluyor bu sefer. Siz yani bir bakımcıysanız ona göre bir jargonu var. Jargon geliştiriyorsunuz. Ona göre bilgi birikiminiz artıyor. Okuduğunuz şeyler, kaynaklar ona göre değişiyor. Ama bu işte her iki tarafı da bilebilmek bence önemli. Bu da beni etkileyen şeylerden oldu. Yani uçuş tecrübeleri zaten muazzam. Hani onu her türlü hissediyorsunuz zaten işte uçarken de şey yaparken de. Ondan da şeydi, dediğim gibi hani ben İbrahim abi gibi şaşırdım ya da etkilendim. Bir yandan da gurur duyuyorsunuz. Yani. İşte dediğim gibi hava, deniz, kara hepsiyle bir ilişkimiz oluyor ama ben başım sıkıştığında muhtemelen bana ilk yardıma gelecek gene jandarma olacak. Yani bir dağa gittim, ayağımı kırdım, jandarma gelecek. Ya da işte Allah korusun bir deprem olduğunda tahliye için gene ilk gelecek olan jandarma. Yani işte zaten İstanbul depremini ilk onlar hava köprüsünü kurdu. Evet. Kahramanmaraş'a da ilk onlar gidecekti. Hazır olmuşlar ama çok kötü hava şartları yüzünden ilk gün gidilemiyor. İkinci gün de yazıda bahsettik. Yani bizzat o gün uçağı pilot anlatıyor. Yani 10 helikopter ilk gibi arka arkaya dizildik. Geçiyoruz ama hava şartları kötü. Yukarıdan uçamıyoruz. Yani en öndeki pilot, en tecrübeli pilot en önde gidiyor. Onu takip etti. Yani Allah korusun o helikoptere bir şey olsa 10 helikopter birden gideceğiz diyor. Yani öyle kötü hava şartı var ama gitmek zorundalar.
Yani çünkü şey hani bu şey değil biraz böyle jandarmayı hani biraz farklı kılan da o. Hani ya bir görev işte böyle de giderim böyle gidebilirim değil. Bir an önce gitmem lazım. Bir an önce nasıl gidebilirim? Hani biraz şartları zorluyorlar ama tabii doğuda uçmuş olmanın doğuda işte o sarp arazilerde terörle mücadelede o işte dışına bir vadisi gibi tehlikeli vadilerde görev yapmış olmanın verdiği bilgi birikimiyle bunlar olabiliyor. Yani daha önce orada uçmamış olsa o en öndeki pilot belki 8 bin 10 bin saatlik tecrübesi olan bir pilot. Dolayısıyla diğer arkasında ekipler de yine albay rütbesinde yani tecrübesi demeyeyim de hani en kıdemleri ve en ne diyeyim o en tecrübeli yani uçuş saati olarak baktığımızda en tecrübeli önde gidiyor. Diğer ekip 9 helikopter onu takip ediyor ve başarıyorlar. Yani 10 helikopter çok zorlu hava şartında bir şekilde o hava kötü, görüş şartlarının kötü olduğu ortamda Kahramanmaraş'a ilgili yerlere ulaşıp ilk yardımı yine jandarma götürüyor. Yine bir ekleme yapayım. Hani şu an herkes biliyorsunuz hani savunma sanayimizin gelişmesiyle övünüyor. Hani bununla da gurur duyuyor. Burada da mesela jandarmanın bu kadar aktif olduğunu ben daha önce bilmiyordum. Evet. Dergide göreceksiniz aslında çokça bildiğimiz, adını duyduğumuz birçok projeyi aslında ipten döndüren jandarma havacılık. Yani işte. Alım yaparak veya işte başka Gökbey mesela. başta Gökbey olmak üzere. Yani Gökbey jandarma sayesinde var. aynen kesinlikle. Yani onları görmek, duymak da her ne kadar yani ben sektör içinden demeyeyim ama sektörü takip eden birisi ya da işte İbrahim abi zaten senelerdir, işte Cem Bey senelerdir sektörün içinde. Onlar bile bu kadar bence farkında değildik ya da değildi. Yok. O yüzden bunları duymak önemli. Gene bir bence jandarmayı farklı kılan bir şey de sorunlara çok çabuk çözüm üretebiliyorlar ve bürokrasileri çok hızlanmış biraz. Yani Türkiye'de genel bir şey vardır, sıkıntı vardır. Hani yetkin personeli yetkin olması gerektiği yerde bulamadığınız için bazı projeler uzar. Veya işte kimse inisiyatif almak istemez. Veya işte bir sorunla karşılaşırsınız. Hani bunları üstlerime iletip de başıma işi almayayım. Veya işte atıyorum başkasına yansıtmayayım. İşte sümen altı edeyim. Ya da daha doğrusu sümen altı edeyim demeyeyim de hani geçici çözümlerle bu günü atlatalım da Günü sonra günü kurtarayım. kurtarma kısmı vardır. Jandarmada bu anladığım kadarıyla yok. Gördüğüm kadarıyla yok. Çok şükür yok. Bir sorunla Yani. karşılaştığında bunun hemen üstüne gidiliyor. Ve çok hızlı karar alabiliyorlar. Yani bu da zaten işte az önce yangın söndürmede de örnek verildiği gibi. Yani hayatında hiç Bambi kullanmamış bir pilotu daha önce kullanmış bir pilotun yanına alıp göl başında gidip hemen sortileri yapıp orada Bambi'nin nasıl kullanıldığını gösterip nereye nasıl atacağını hemen yanındaki pilota aktarıp aynı gün içerisinde gidip yangına müdahale edebiliyorsunuz. Yani bu başka bir kuvvette bence olamaz, yapılamaz gibi geliyor. Çünkü hani risk demeyeyim ama bunlar tabii şey kabul edilebilir ya da alınabilir riskler. Veyahut işte çerçevesi çizilmiş riskler. Diğer kurumlarda bu daha sınırlı. Hani bu adam belki işte bir günlük eğitim değil de 10 kere uçsun, 100 kere uçsun. Ama burada jandarma ne diyor? Yanında zaten tecrübeli birisi var. Bu adam zaten ikinci pilot olarak olacak. Böylelikle tecrübe aktarımı hızlanmış oluyor. Ve olaya anında müdahale edebiliyorsunuz. Ama bunlar hep dediğiniz gibi yani İbrahim hocamın da dediği gibi, Cem'in de dediği gibi. Hani geçmiş tecrübeleri unutmamaları, birbirlerine aktarabilmeleri. Yani kurumsal hafızalara kadar gelişmiş. Çünkü şey değil. Yani bazen hava kuvvetlerinde veya işte başka şeyde, birliklerde de öyledir. Hani bir yerde siz bir tecrübe edinirsiniz. Görev yeriniz değişir ve o orada kalır. Sizle beraber gidebilir. Burada gitmiyor. Burada neden gitmiyor aslında? Mesela biz işte dediğim gibi bütün albaylarla aslında görüştük ama bu albaylar aslında hala aktif uçucu. Yani adam bir Evet. birimin başkanı orada aslında idari personel olarak çalışırken işte yeri girip hemen yangına gidebiliyor. Biz mesela gene işte Yangın oldu. kararlaştırılmıştı. Biz gitmiştik. Ama biz de hem röportaj yapacak hem de uçacak personel o gün apar topar hemen yangına gittiler. Biz onların hazırlıklarını Hatay 4 yıl doğan yangın. işte yani bu anlamda kurum çok hızlı ve şey dinamik çalışıyor. Onun da faydalarını hem kendileri görüyor hem de biz dışarıdan farkında olmadan görüyoruz. Yani başımıza bir şey geldiğinde anlıyoruz belki ama bu hakikaten etkileyici bir durum. Dediğim gibi ben hani
gerçekten etkilendim. Cem, bir de ben Fener izin olursa şey ekleme yapmak istiyorum. Şimdi burada aslında tabii uçuş tecrübesinden bir yanı sıra bir de tabii bu işin bir de akademi tarafı var. Şimdi akademide pilot adayının seçiminden onun eğitim sürecine kadar ve sonraki uçuş eğitimleri, tecrübesi ve sahaya çıkması, hani pilotun operasyonel sahada tecrübe kazanması, aslında bunların hepsi bir, uzun bir süreçten bahsediyoruz. Tabii belki İbrahim biraz onlardan bahsetmek ister. Şimdi jandarmanın kendi yaptığı özel bir simülasyon var PAS adında. Aslında aday pilotun seçimini yapıyorlar ve sonraki süreçler var. Biraz bunlardan da aslında bahsedersek bu tecrübenin aktarımı aslında ilk başta orada başlıyor. O 500 bin saatlik tecrübeli uçuşun yaşanılan operasyonlarda yaşanılan tecrübelerin aktarımı, senaryoların bu sistemlere aktarımıyla beraber aslında pilot o simülasyonların içinde belirli bir seviyede hazır hale geliyor. Sonraki uçuş tecrübeleri ve tabii ki de buradaki birinci pilotlar, işte öğretmen pilotların da tabii ki de çok önemli katkılarıyla beraber aslında pilotlar çok hızlı bir şekilde de göreve adapte olabiliyorlar. Biraz aslında bundan da bir bahsedelim istiyorum ben. İbrahim Bey? Ya şimdi bu Cem'in bahsettiği PAS sistemi, daha önce ben bunu yıllar önce Konya'daydı galiba ya, Eskişehir'de olabilir. Yani pilot adayı seçme sistemi aslında bunun orijinali. Ama jandarma genel komutanlığı bu sistemi gördükten sonra bunun sadece pilotlar için değil, jandarma genel komutanlığına girecek ve orada çalışmaya başlayacak ve halihazırda çalışan tüm personelin bu sistemden, bu test ünitesinden geçmesi kararı almış. Dolayısıyla şu an mesela jandarmaya yeni personel alımlarında tüm adaylar otomatikman bu sistemden geçiyor. Dolayısıyla sistemin adı da personel aday seçme sistemi olarak değiştirilmiş. Jandarma Havacılık Başkanlığı bunu Jandarma Havacılık Okul Komutanlığı bünyesinde milli imkanlarla, kendi imkanlarıyla geliştirip işte OSTİM'den işte bazı firmalardan işte destek alarak bunları üretilmiş. Ve 2019 yılında hizmete girmiş bu PAS personel aday seçme sistemi. Bir çeşit simülatör. 2019 yılından bugüne kadar 4000 aşkın personel bu sistemde teste tabi tutulmuş. Bunlar arasında uçucu personel var, İHA personeli var, JUAK personeli var. Yani farklı branşlardaki personel bu personel aday seçme sisteminde teste tabi tutuluyor. Bir kabinden oluşuyor, bir görsel sistem var. Burada işte personel görsel ve işitsel hafıza, motoriksel hafıza, psikomotor, kumanda yetenekleri, joystick kullanma ve duyu organlarına aynı anda gelen verilere tepki süresini ölçme gibi farklı 7 ayrı teste tabi tutuluyor. Bu 7 ayrı modüldeki test süreci yaklaşık 45 dakika sürüyormuş. İşte kimi 40 dakikada bitirebiliyor, kimi 60 dakikada, ama azami süre zaten 60 dakika olarak belirlenmiş. Normalde mesela bu PAS sisteminin benzerini yurt dışında tedarik etseler ya da bu eğitimi bir yurt dışı ya da yurt içinde farklı kurumlarda da olan bir şey bu. Dediğim gibi hava kuvvetlerinde var mesela. Mesela gidip oradan hizmet almak isteseler $60-70 dolar civarı bir bedel ödenmesi gerekiyor. Ama bunu milli imkanlarla geliştiriyorlar, üretiyorlar ve 2019'dan beri kullanıyorlar. Ve sistem yani 150 dediler. Yani 150 personelin testinden sonra sistem kendisini amorti etmiş durumda. Dolayısıyla verimli bir test, yani verimli bir simülatör, bir test ünitesi değil. Başarıyla kullanılıyor. Hatta şöyle bir durum var. Yani bu sistemin verimliliğini ölçmek için pilot ve personel seçiminde gösterdiği başarının ölçülmesiyle ilgili olarak
Jandarma Havacılık Okulu'nda bir yüksek lisans programının açılması da gündemde. Dolayısıyla bir akademik bir çalışma da yapılacak bu sistemin kuruma kattığı, kuruma sağladığı yararlılık verim açısından. Bu şeyin personel aday seçme sisteminin yeni girecek personeli ya da aday personelin seçim sürecinde etkinliği de %30 gibi ciddi bir paya sahip. İşte akademik başarının %25, bilincinin %15 ve mülakatın yine %15 gibi paya sahip olduğunu göze alırsak %30 gerçekten ciddi bir pay. Dolayısıyla önemli, yani personel seçiminde önemli bir enstrüman olarak aktif bir şekilde kullanılıyor bu. Bunun bir özelliği de aday buraya teste gireceği zaman kendi TC kimlik numarasını girmek zorunda. Ve bu testi sadece, yani jandarma genel komutanlığı hizmetinde görev yapacakken sadece bir kere bu teste girebiliyor. Dolayısıyla hani o testi ilk girdiği başarısız olduğu, bir daha gireyim, yani puanımı yükselteyim gibi bir imkanı da yok. Tek şansı var. Dolayısıyla bu sayede personel seçiminde ya da işte seçim sürecinde bir liyakat da ön plana çıkarılmış oluyor. Bir torpil ya da adam kayırma gibi bir seçenek ya da bir ihtimal söz konusu olmuyor. O açıdan da jandarmadaki personelin kalitesi ve verimliliği ve gerçekten başarılı olanın işi alması ya da işe alınması gibi süreçleri yol açtığı için de bence önemli bir enstrüman oluyor. Bunun dışında başka simülatörler de var. Yani mesela Mi-17. Mi-17 simülatöründe gerçek platformda test edemeyeceğiniz ya da test etseniz bile çok maliyetli olacak. İşte çünkü mesela açma kapama düğmeleri, motor işte yangın durumunda motordaki yangını bastırma sistemi falan. Hani bunlar normalde çok maliyetli ve tehlikeli denemeler. Bunları simülatör ortamında çok daha maliyet etkin ve emniyetli bir şekilde yapabilme imkanı sağlıyor. Ve personeli hava aracındaki, biraz önce Cem bahsetti ya, gerçek helikopter kokpiti, orada olan düğmelerin aynısı o simülatör ortamında da var. Mesela Mi-17 simülatörünün burun kısmı gerçek Mi-17, daha önce Mi-17 projesinde bir şekilde alınmış, depoda küflenirken fark ediyorlar böyle bir şeyin envanterde olduğunu, alıyorlar onu, boyuyorlar, elden geçiriyorlar ve simülatör yapımında kullanıyorlar. Ve şu an kullanılan simülatörün kabini aslında yıllar önce Mi-17 projesi kapsamında Kazan firmasından satın alınan boş bir helikopter Mi-17'sinin burun kısmı, şu an o simülatörde aktif olarak görev yapıyor. Dolayısıyla personel simülatör ortamında gerçek bir helikopter ya da gerçek bir hava aracı içindeymiş gibi eğitim aldılar. Görev bölgesine gittiğinde de yabancılık çekmiyor. Hava aracına, hava aracı ve hava aracındaki o düğmelerle, switchology deniyor, o düğmelerle tanışması daha erken aşamada olduğu için genç işte pilot adayı ya da yeni eğmenler, pilot eğmenler görev bölgesinde gerçek platforma alışma süreçleri kısalıyor. O açıdan da simülatörler oldukça verimli oluyor ve yani 5000, yani 6000 saate yakın uçuş gerçekleştirilmiş. Bunun maliyet açısından da çok faydası oluyor. Aynı zamanda dediğim gibi personelin gerçek görev, yani kendi görev yapacakları gerçek platformlara alışma sürecini de oldukça kısaltıyor. Şimdi bildiğiniz gibi bir diğer önemli konuda, yani geçmiş dönemde de işte hatta bu yılda yaşadığımız orman yangınları ve bu yangınlar kapsamında da müdahalenin ne kadar hızlı ve önemli olduğunun, artık herkes bunun önemini kavramış durumda. Çünkü sadece orada yangınlarda ağaçlarımızı, işte o ülkemizin ciğerlerini değil, orada yaşayan canlıları da kaybediyoruz bir anlamda. Bu, yani bunun üzüntüsünü de yaşıyoruz. Şimdi bu anlamda da oraya tabii ki görev uçuşları yapan, işte yangın söndürme maksadıyla uçuşlar yapan pilotlarımızın da aslında o dumandan dolayı ve çevresel faktörlerden, işte orada elektrik telleri olabilir, başka şeyler olabilir veya bölgesel bazı faktörler olabilir, bu uçuşların da taşıdığı riskler.
ve bu riskler bağlamında da bildiğim kadarıyla jandarma da bünyesindeki helikopterlerle özellikle yangınlara müdahale kapsamında bayağı bir uçuş gerçekleştirdi ve ilerleyen dönemde de envanterine katacağı bazı helikopterler de var ve bu helikopterlerin de farklı maksatlarla kullanımı da gündeme gelecek. İbrahim Bey'den bu konular hakkında nasıl bilgi alabiliriz? Jandarma şu an hali hazırda orman yangınları konusunda nasıl görevler icra ediyor, nasıl uçuşlar icra ediyor? İlerleyen dönemde envanterine katacağı yeni platformlar neler ve bu veya kattığı platformlar neler? Bu platformları da nasıl değerlendiriyor veya değerlendirecek gelecek süreçte? Ya şimdi daha önce gerekçem gerekse ben işte bahsettim. Jandarma havacılığın yani bizi etkileyen çarpıcı yönlerinden biri hem elindeki personeli hem de elindeki hava araçlarını mümkün olduğunca en verimli şekilde kullanma ve onlardan faydalanma çabasını işte biraz önce bahsedeceğim. Mesela şu an için mesela kıdemli pilotlar eskiden personel ve teknisyen sayısı az olduğu için mevcut hava araçlarını daha çok havada tutabilmek için kıdemli pilotlar, yani şu an birinci pilot olarak görev yapan tecrübeli pilotlar baktığımız zaman B-350'yi de kullanıyor, AB-205 de kullanıyor, Sikorsky de kullanıyor ki Sikorsky de kendi içinde bile 4 ayrı modeli var ve Atak da kullanabiliyorlar. Yani dolayısıyla bir göreve gittiği zaman diğer işte diğer helikopteri uçuracak, personel gelecek, onu bekleyeyim gibi derdi yok. Hemen onun dinlenmesini yapıyor, ön hazırlığını yapıyor ve Hiku'dan inip işte Black Hawk'la göreve gidiyor. Ya da işte Atak'tan inip Sikorsky ile göreve gidiyor. Yani personeli bu şekilde verimli kullanan bu teşkilat, havacılık birimi elindeki hava araçlarını da en verimli şekilde kullanmak için gerçekten ne bileyim hem çaba harcıyor hem neler yapılabilir bunu yaparken sektörden en verimli şekilde nasıl değerlendiririm, nasıl faydalanabilirim sorusunun da cevabını arıyor. İşte deprem ve orman yangınları konusunda da mevcut daha önce terörle mücadele konusunda çok yoğun bir şekilde kullandığı hava araçlarına deprem ve orman yangını gibi görevlere uyarlama konusunda da çok hızlı bir reaksiyon gösterdi. Ve bu dönüşüm sürecinin biraz önce bahsettiğim gibi yine gerek kendi bakım altyapısını, gerekse Türk savunma sanayinin sahip olduğu imkan ve kabiliyetleri birleştirip onlarla destekleyerek hızlı bir şekilde bir çözüm üretme yoluna gitti. Mesela Mi-17 modernizasyonu, jandarmanın işte orman yangınları konusunda en çok yaşanılan sıkıntı helikopterlerin gece şartlarında uçamamasıydı. Daha önce dediğim gibi Black Hawk'ları uzun yıllardır aslında gece görüş gözlüğünü uçuruyorlar. Ama Mi-17'ler ilk alındıkları işte 96'ydı sanırım. 96 yılından beri hiç gece uçuşlarında kullanılmamıştı. Baktığımız zaman da envanterde 18 tane Mi-17 var. Dolayısıyla ciddi bir sayı ve Mi-17 yani emektar bir helikopter olsa da kaldırma gücü, kaldırma kapasitesi, geniş iç kabini gibi özelliklerine değil aslında bu tip görevlere hem deprem hem orman yangınları için çok uygun bir platform. Mesela Mi-17 gövdesi içinde Atak helikopterinin pallerini taşıyabiliyorsunuz. Deprem zamanında Sikorsky ile 6-7 tane çadır taşıyabilirken Mi-17 kabinine 25 tane çadır taşıyabiliyorsun. Sikorsky'nin göreve giderken kullandığı elektrikli güç destek cihazı Sikorsky'nin kabinine sığmıyor. Ama mesela Mi-17 kabininde taşıyabiliyorsun. Çünkü arka kısmının açılıp rampayla oraya daha kolay biçimde daha geniş yüklerin girmesi mümkün oluyor. Dolayısıyla Mi-17'leri daha etkin, daha verimli biçimde kullanılmak için özellikle orman yangınlarında, gece şartlarında daha verimli uçabilmeler için bu gece görüş gözlüğüyle uçuş kabiliyeti kazandırma yönünde bir çalışma başlıyor. Mi-17'lere daha önce helikopter engel tespit sistemi de takıldı. Daha önce yaşanan bir kazadaki tecrübe ışığında
HED sistemi tarafında. Hatta şu an o sistem pasif ve tek sansı olmanın geliştirdiği aktif sistem de deneniyor. O konuda da onun alımını yönelik de çalışmalar yapılıyor. Mi 17'lere gece görüş gözlüğü takılmasıyla ilgili olarak Jandarma Havacılık Başkanlığı, Jandarma Bakım Komutanlığı kendi çalışmalarıyla bu dönüşüm çalışmasını kendi imkanlarıyla çok maliyet etkin biçimde yapıyor. Jandarma Havacılık bu dönüşüme başlamadan önce orman yangınları, Temmuz 2021 orman yangınları sırasında bölgede işte sanırım Ukrayna'ydı. Ukrayna, Belarus ya da Ukrayna'dan gelen bir ekibin uçuşlarına katılıyorlar. Onlar gece şartlarında uçuş yapabiliyorlar. Yani bunu nasıl başardıklarını, ne gibi donanımları, helikopterle taktıklarını ilk elden bilgi edinmek için birkaç jandarma pilot o uçuşlara göre o uçuşlara katılıyor ve 14'ki o işi nasıl yaptıklarını gözlemliyorlar ve sonra bir rapor hazırlıyorlar. Orada ortaya çıkıyor ki aslında yapılabilecek bir şey değil. Çünkü o ekibin gece şartlarında uçuş sırasında kullandığı gece görüş gözlükleri jandarmanın Black Hawk'larında kullandıkları gece görüşlerden daha eski teknoloji ürünü. Ama burada ihtiyaç duyulan iki temel şey var. Bir tanesi Mi-17 kokpitinin gece şartlarında uçuş için uygun olmadığını fark ediyorlar. Mesela Mi-17'nin orijinal kokpiti böyle turkuaz mavisi gibi bir mavi tonda bir boyaya sahip. Işıklandırma sistemi de gece şartlarında gece görüş gözlüğüyle uçuş için uygun değil. Dolayısıyla önce bu yaklaşık 140 küsür tane sanırım lambayı 240 değil mi? Evet. Yani 250 civarı, 248'di galiba. 250 civarı lambayı değiştiriyorlar. Kokpiti mavi renkten siyah renge boyuyorlar. Birinci aşamada bu yapılıyor. İkinci aşamada şimdi orman yangınlarıyla mücadelede yani zorluklarından biri, hani dedik ya gece görüş gözlüğüyle uçuruyor, bu tecrübeye sahip ama neden orman yangınlarında uçamadılar? Burada temel sorun şu: şimdi gece görüş gözlüğünün uçuş mantığı şu, siz düşük ışık olan bir ortamda gece görüş gözlüğünü takıyorsunuz ve onun içindeki tüpler vasıtasıyla düşük olan ışık o tüplerde yükseltiliyor ve pilotun geceyi biraz daha yüksek ışıkta görüp daha ne bileyim 200 dereceydi galiba, daha dar bir sektörde görerek uçuş yapmasına imkan tanıyor. Ama burada sıkıntı gece görüşte düşük ışık gibi bir durum söz konusu değil orman yangınında. Çünkü siz özellikle yangının olduğu bölgeye geldiğinizde ormanda yanan ağaçlardan kaynaklı o yüksek parlak ışık gece görüş gözlüğüyle o yanan bölgeye yaklaşan pilotun gözlerinin kararmasına, körelmesine yol açıyor. Dolayısıyla burada farklı bir süreç izlenmesi gerektiğini görüyorlar. Mesela yangın bölgesine kadar gece görüş gözlüğüyle uçup yangın bölgesine geldikten sonra da helikopterin gövde altına takılacak güçlü ışıldaklar vasıtasıyla uçuşa devam etme gibi bir yöntem uygulanıyor. Çünkü diğer ekiplerde de bunu yapıyor. Dolayısıyla ikinci aşamada helikopterin altına güçlü ışıldaklar takılıyor. Bu ışıldak aynı zamanda gece şartlarında su havzasından ya da bir gölden ya da bir denizden su almak için Bambi bucket dediğimiz yangın kovasını suya daldırma ve sudan çekme sırasında helikopterin sürüklenmesini ya da ne kadar sürüklendiğini görebilmesi için de pilot açısından önemli. Dolayısıyla önce kokpit aydınlatması ve kokpit boyaması yapılıyor. Ardından yerli bir firmayla işbirliği yapılarak bu güçlü ışıldaklar tedarik edilerek helikopterlere takılmasına başlanıyor. Temmuz 2021'deki bu tecrübeyle başlayan bu çalışma 6 Şubat depremlerinde de işe yarıyor. Çünkü gece görüş gözlüğüyle gece şartlarında uçuş kabiliyeti kazanan Mi-17'ler deprem sırasında gece şartlarında 250 sortili galiba çok yüksek sayıda uçuşlar yaparak çok sayıda yaralı personelin depremzedenin yakındaki
hastanelerinde naklinde aktif görev alıyorlar. Şu an dediğim gibi 18 helikopter var jandarmada Mi-17 olarak. Bunlardan 15'i yani 15'in üzerinde çalışıyorlar. 15'inin gece görüş gözlüğüyle uyum ve gece şartlarında uçuş kabiliyeti kazandırma çalışması tamamlanmış durumda. Sadece tabii şey yetmiyor yani helikopterleri gece şartlarına uyumlandırmak yetmiyor. Aynı zamanda personele de bunun için gerekli intibak fark eğitimleri veriliyor. Ayrıca mesela jandarma uzaktan eğitim konseptini de çok güzel kullanıyor. İşte Temmuz 2021'deki o dep orman yangının öncesinden tecrübeli daha önce demiştim ya 2003 ve 2005 yıllarında orman yangınlarında söndürme görevinde görevine katılmış tecrübeli pilotların bilgi birikimi ışığında bir video hazırlanıyor. Ve bu video tüm uçucu personelini yönlendiriyor ve personel bunu evlerinden izliyor. Böylece personel bir ön teorik eğitimi bu videoyu izleyerek ediniyor. Ardından bir sınava tabi tutuluyorlar. Daha sonra da pratik eğitim için göl başına giriliyor. Ankara Gölbaşı'nda oradaki göllerden, göletlerden faydalanarak orada da uçuş eğitimleri yapılıyor. Cemil de bahsettiği gibi birinci tecrübeli birinci pilotlar ve daha önce hiç o tip bir uçuş yapmamış ikinci pilotla birlikte uçuş yaparak işte Bambi bucket nasıl taşınır? Çünkü Bambi bucket dediğimiz şey helikopterin gövde altında 82 metre 270 feet gibi bir uzunlukta kablonun ucuna bağlı. Dolayısıyla altınızda bir harici yükle şimdi bunu suyla dondurduğunuzda 2,5-3 tonluk bir ağırlık yapıyor. 2,5-3 tonluk bir ağırlıkla biz bir de 82 metre aşağıda gece şartlarında uçacaksınız. Bunlar kolay şeyler değil. Dolayısıyla önce teorik ardından pratik eğitimler yapılıp daha önce teröristle mücadele görevleri sırasında doğudaki Sarp arazilerde görev yapmış olmanın da verdiği birikimle, tecrübeyle kısa sürede bir gün gibi kısa bir sürede bu pilotlar orman yangınlarıyla mücadele için hazır hale getiriliyor ve Marmaris'teki orman yangınına giderek orada aktif olarak görev yapmaya başlıyorlar. Dolayısıyla Mi-17 konusunda bu tip iyileştirmeleri yaptıktan sonra Mi-17'ye göre manevra kabiliyeti olarak daha iyi durumda olan Skorsky'ler içinde Avustralyalı bir firmada Helitak adı verilen su tankları yani taşınabilir su tankı temin ediliyor. Burada işte Orman Genel Müdürlüğü finansman desteği sağlıyor. Gerekli işte 4 tane helikopter için kit alınıyor. 2 tane helitank tedarik ediliyor. Bu iki helitank bu kitlerle donatılmış 4 helikopter arasında görevi hazırlık durumuna göre paylaştırılıyor. Mesela bir ihtiyaç olduğunda bölgeye 2 tane helitank kabiliyetli platform gönderilir. Bunlardan bir tanesi helitankla uçuş yaparken diğeri acil durumda gerektiğinde kullanılmak üzere geride bekleyebiliyor. Bunlar da kısa sürede temin edilip helikopterlerine takılacak. Orman yangınlarıyla mücadelede uçuşlarda karşılaşılan zorluklardan biri yani gece şartlarında uçmanın verdiği zorluklar işte gece görüş gözlüğüyle bir yere kadar uçabiliyorsunuz. Parlak ışıktan dolayı ondan sonrasını ışıldaklarla devam etmeniz gerekiyor. Ama orman yangınının olduğu bölgeye geldiğinizde kokpitteki sıcaklık 55-65 yani derece gibi bir yüksek ısıya ulaşıyor. Dolayısıyla bu yüksek sıcaklık görev yapan personelin biraz işini zorlaştırıyor. Bu işi zorlaştıran diğer nokta da özellikle yangının olduğu noktada bir kül bulutu ortaya çıktığı için bu kül bulutu helikopterin camına geldiğinde duman ve kül bu özellikle siz cama su sıktığınız zaman kokpitin camların görünmez hale yani pilotun camdan dışarı göremez hale gelmesine yol açıyor. Dolayısıyla kokpit camlarının silinebilmesi, temizlenebilmesi için mesela Mi-17'leri ardından Black Hawk'lara
camlara su püskürtme sistemi takılmış. Dolayısıyla görüş bozulduğu zaman, yani duman ve külden dolayı camlara yapışan o kül kalıntılarını temizlemek için sadece sildirecekleri çevirmek değil, aynı zamanda sildireceklerle birlikte su püskürterek o görüşü engelleyen küllerin camlardan temizlenmesinin de imkanı tanınmış. Ayrıca demin bahsettiğim 55-65 derecelik sıcaklıkta görev yapan personelin işini biraz daha kolaylaştırmak için mesela Mi-17'lere karavan tipi küçük buzdolapları temin edilmiş. Birer tane buzdolabı konuluyor. Böylece de sıcak ortamda soğuk su içerek biraz daha kendilerine ferahlatma imkanı olacak. Yani bunun gibi bir dizi çalışma yapılıyor. Edinilen tecrübeler hızla operasyonel sahada iyileştirme, görevi kolaylaştırıcı bir dizi iyileştirme yoluyla kendisine yer buluyor. Jandarma havacılığın bu hızlı reaksiyon süresi de başarısının arkasında yatan faktörlerden biri oluyor bizim izlenimimiz o yönde. Şu an dediğim gibi 18 helikopterden 15 tamamlanmış. Üçü de sanırım bir yıl sonuna kadar tamamlanır. Black Hawk'ların zaten gece görüş gözlüğüyle uçuş imkanı vardı. Onlara da helitak sistemi takılıyor. Ayrıca bu Bambi Bucket dediğimiz yangın kovası çok önemli bir ihtiyaç. Daha önce mesela bunlar yurt dışından temin ediliyordu. Orman yangın sezonunda temin etmek neredeyse imkansız hale geliyor. Çünkü diyelim 3 liralık bir ürünse 15 liraya çıkıyor fiyatı. Dolayısıyla çok pahalı oluyordu. Orman Genel Müdürlüğü ve Jandarma Havacılık Başkanlığı kendi elindeki Bambi Bucket'ları inceliyor. Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü ve 5. Ana Bakım Merkez Fabrika Müdürlüğü ile işbirliği içinde eldeki Bambi Bucket'ları incelenerek onların artıları eksileri belirlenip ihtiyaçlara uygun tamamen yerli tasarım yeni bir Bambi Bucket geliştiriliyor ve bu üretiliyor. Hatta Asfalt bu Bambi Bucket'ları ihracat da yaptı. Bazı komşu ülkelerin satışlarını da gerçekleştirdi. Dolayısıyla orman yangınlarıyla mücadele konusunda en önemli ihtiyaçlardan biri olan Bambi Bucket'ta artık yerli olarak üretilerek Mi-17 olsun, Black Hawk olsun görev yapan hatta Şinuklara da takıyorlar. Kara kuvvetlerinin ve hava kuvvetlerinin envanterindeki Cougar ve diğer tip helikopterlere de takılarak orman yangınlarında aktif olarak kullanılıyor. Cem, senin ekleyeceğin bir şey var mı senin? Yani çoğunu sen anlattın aslında. Hakikaten yine geçmiş tecrübelerin aktarılmasına belki bahsedebilirim. Harici yük taşıması aslında dediğiniz gibi kovanın taşınması. Gene zaten jandarma havacılık pilotları gerek üst bölgelerine gerekse farklı birliklere zaten harici yük taşıyarak oraların ikmali için zaten uçuşlar yapıyorlardı. Buradan da bir tecrübeleri var. Bu harici yükün etkisi nedir derseniz yani bir helikopter farz edin 2 ton taşıyor. 2 tonu siz kabinin içinde taşıdığınızda ağırlık dengeniz daha stabil oluyor. Yani uçağın daha doğrusu helikopterin kontrolü daha rahat. Ama siz bunu dediği gibi 80 küsur metrelik bir ipin ucunda sallanan 2,5 tonluk bir şeyi hareket ettirdiğinizde helikopterin bütün hareketlerinde bu sizi bir yöne doğru çekmeyen bir ağırlık yani bir karşı ağırlık gibi davranıyor. Bunda da helikopterin kontrol edilmesi tecrübe gerektiriyor. Yani normalde yaklaşık bir yerde alçalmak istediğinizdeki tepkiyi helikopter vermiyor. Çünkü dediğim gibi aşağıda sallanan ekstra bir yük var. Ve bu sizin uçuş karakterinizi değiştiriyor. Bu tecrübenin gene farklı bir yerde yani yangın söndürmede kullanılması önemli. Gene bahsettiği gibi kokpitteki ışıkların değiştirilmesi. Aşağıdaki su alırken sonuçta şeyi kaybediyorsunuz. Gece karanlık ortam, su yüzeyde dümdüz, helikopterin kayıp kaymadığını dediği gibi, İbrahim hocamızın dediği gibi anlayamıyor pilotlar. Bunun için bir nirengi noktasına ihtiyacınız var. Nirengi noktasını da görebilmeniz için ışığa ihtiyacınız var. Işık yansımasıyla o ışığın aslında yüzmesinin büyük küçülmesiyle bile siz zaten irtifanızı anlayabiliyorsunuz.
veyahut işte suyu alırken havurda dururken çıkarttığınız dalgaların hareketiyle helikopterin ne tarafa gittiğini veya işte kaydığını anlayabiliyorsunuz. Bu tarz şeyler tecrübelerin başka işlere, görevlere aktarılmasında faydası oluyor. Ve gene en büyük şey dediğim gibi hep şey işin hızlı yapılması. Yani farklı görevlerde edinilen tecrübelerin anında başka bir görev için uyarlanması. Bunun için helikopterlerin gerekiyor işte modifiye edilmesi. Bunlar önemli şeyler. Süratle farklı durumlara adapte olmasını sağlıyor kurumun. Bu da dediğim gibi jandarmanın herhalde en büyük özelliklerinden biri. Ya mesela şey var, bu binç konusu önemli. Demin biraz önce Cem de bahsetmişti. Yani daha önce mesela jandarma havacılık envanterinde binç donanımlı işte helikopter sayısı sınırlıydı. Çünkü jandarma ilk başta ne yapıyor? Teröristle mücadele yapıyor. Teröristle mücadelede bince çok ihtiyacı olmuyordu. Ama zamanla özellikle bu dağda mahsur kalan dağcıların kurtarılması, işte devamının işte afetlerde, sel baskınlarında falan aktif görev aldılar. Gördüler ki envanterdeki vinçli helikopter sayısı yetersiz ve kullanımdaki vinç de yeterli. Çünkü o zaman ilk alınan vinçler elektrikle çalışmıyordu. O vinçlerde personel sayısı sınırlıydı. Bir kişi taşıyabiliyordu. Dolayısıyla sadece teknisyen ya da kurtarma personeli vince binip aşağı inebiliyordu. Ve tekrar önce işte kaza darbeyi çekiyordu. Sonra işte vinçte göre aşağı sarkıtılıp bu sefer kurtarma personeli yukarı çekiyordu. Dolayısıyla bu süreci uzatıyordu. Sonra ayrıca o eski vinçlerde çalışma sırasında ısınma problemi olduğu için arada soğuması bekleniyordu. Sonra işte yeni nesil vinçlerle tanışıyorlar. Elektrikli vinçler. Bunlar hem iki kişi taşıma personeli, iki personel taşıma kapasitesine sahip. Hem de biraz önce bahsettiğim o ısınma sorunu olmadığı için elektrik tarifli olduğundan ısınma sorunu yaşamadıklarından hem görev süresini hem de reaksiyon süresini kısaltığından bu vinçlerden tedarik etme kararı alıyorlar ve ilave vinç tedarik ederek hem Mi-17 hem Sikorsky helikopterlerine takıyorlar. Mesela T-70'lerde yeni gelen T-70'lerin önemli kısmında yarıya yakınında vinç olacak. Gökbeylerin tamamında, 20 gökbeyi tamamında vinç olacak. Vinç ihtiyacı arttığı için yurt dışından temin etme yerine bu vinci yurt içinde nasıl temin edebiliriz arayışına girmiş jandarma ve bir yerli vinç geliştirme çalışması başlatılmış. Bu konuda çalışmalar devam ediyor. Büyük ihtimal Gökbey'de yerli vinç kullanılacak. Belki T-70'lerin de bir bölümünde yine yerli vinç takılabilir. Yine T-70'lerde ve Gökbey'de yine bu arama kurtarma faaliyetlerinde çok ihtiyaç duyulan FLIR faydalı yükü yer alacak. Orada Aselsan V410 FLIR faydalı yükünden kullanacaklar. Pardon, V400 şeylerde, V400'de T-70 ve Gökbey'de yeni gelecek 2026 yılında teslim edilecek bakiye atak helikopterlerinde ise V410 FLIR faydalı yükü kullanılacak. Dolayısıyla hani dedik ya, jandarma geçmişteki tecrübelerdeki ihtiyaç duyulan, yaşanılan eksiklikleri hemen kurumsal hafızada değerlendirip o eksiklikleri hızlı bir reaksiyon ve sektördeki kabiliyetleri, kendi Ar-Ge kabiliyetlerini harmanlayıp kısa sürede çözüme ulaştırma başarısını gösteriyor. Ve hızlı bir şekilde hem vinç hem de filir konusunda bu tip görevlerde önemli ihtiyaç duyulan bu iki eksikliği de hızlı biçimde giderme yoluna gitti. Gökbeyler işte biraz önce bahsettik. Eğer hani jandarmanın Gökbey projesinin hayata geçirilmesinde önemli bir rolü var. İlk kullanıcısı bu yıl işte bu yıl sonuna kadar ilk 3 helikopterin teslim edilmesi bekleniyor. İlk 3 helikopter diğer bakiye 17 helikopteri kıyasla biraz daha ağır bir gövdeye sahip. O yüzden T625J olarak isimlendiriliyor. Diğer 17 helikopter
Yaklaşık 250 kilogram kadar daha hafif olacak. Bu da ciddi bir kabiliyet artışı. Hem personel taşıma açısından hem kaldırma kapasitesi açısından. Dolayısıyla jandarma havacılık dört gözle Gökbeylerin teslim edilmesini bekliyor. Devamında ilk üçünün teslim almış olduğu T-70 genel maksatı helikopterleri de teslimatları devam ediyor. Ancak bu şeyde Amerikan hükümetinin onay verdiği ilk 38'lik pakette jandarmanın 5 adet T-70'i var. Ondan sonraki paketlerin üretilip üretilmeyeceği konusunda bugün itibariyle net bir bilgi yok elimizde. Ama jandarma havacılık buna yönelik olarak B planı yapmış durumda. Yani olası bir T-70 üretiminde eğer Amerikan hükümeti, Amerikan senatosu devam eden o 109 adetlik siparişin ikinci, üçüncü paketlerinin üretimi için yeşil ışık yakmazsa bir şekilde kendi göbek bağımızı kesecek durumdayız. Buna yönelik ön çalışmalar yapılmış durumda. O resmi olarak hayır bu üretim olmayacak yönünde bir bilgi gelmesi durumunda kısa sürede o B planı uygulamaya geçilecek. Atak helikopterlerine değindim. İlave Atak alımları devam ediyor. Şu an zaten işte 13 tane envanterde var. Onlar aktif ve başarılı bir şekilde kullanılıyor. Diğer helikopterlerin de teslimatına 2026 yılında başlanacak. Ne sonuna kadar da tamamlanması bekleniyor. 2026 yılında itibaren. Ayrıca mesela ilk başta bahsettim. Autogyro Cavalon dediğimiz gyrokopterler bu yıl işte başlarında tedarik edildi. Hala da başarılı görev yapıyor. Temmuz ayı itibariyle 1000 saatin üzerinde uçuş yaptılar. Yani çok yoğun şekilde kullanılıyorlar. İşletim ve tedarik maliyetleri gerçek helikopterlere kıyasla çok çok düşük. Ama pilotaj açısından jandarma havacılık personeli ihtiyacını fazlasıyla karşılayan bir platform. Gerek uçucu personel gerekse ne diyeyim, bakım personeliyle görüşme fırsatımız oldu. Her iki kesimde jandarmakopterden oldukça memnun. Ama tabii jandarma havacılık 500.000 saati aşan uçuş tecrübesi sonucunda bu gyrokopterleri üretici firmadan olduğu gibi satın almıyor. Kendi ihtiyacına özel bazı iyileştirmeler yaptırmış. İşte motoru daha güçlü, işte gösterge sistemleri farklı, işte altına sıçan takıyor, işte filir platform üzerindeki filir ihtiyacı karşılamamış titreşim sorunlarıyla o filiri yerli bir firmanın ürünün filir, işte Lapis firmasından temin edilen bir filirle değiştiriyorlar. Yani bir dizi iyileştirme yapıyorlar. Şu an envanterde olan 3 platformun gösterdiği performansdan oldukça memnun kaldıkları için bu yıl sonuna kadar ilave 5 gyrokopterin daha hizmete girmesi bekleniyor. İlerleyen dönemde de bu sayının 15'e ulaşması yönünde bir planlama yapılmış durumda. Dolayısıyla benim bahsettik ya 4 yılda hava aracı sayısını %50 artıracak. İşte bunlardan birisi de gyrokopter. İşte paralelinde Gökbeyler hizmete giriyor. İlave ataklar hizmete girecek. İlave T-70'ler hizmete girecek. Dolayısıyla Jandarma Havacılık Başkanlığı filosu yeni sıfır ve bir kısmı yerli üretim olan hava araçlarıyla daha da güçleniyor. Bunların dışında Jandarma Havacılık yakın hava ateş destek uçağı ihtiyacı kapsamında Gürkuş C ile yakından ilgilendi. Geçmişte hatırlarsanız İDEF fuarı sırasında kara kuvvetleri ve jandarma için bir ön anlaşma, ön niyet anlaşması imzalanmıştı. Ama sonradan bu projede bir ilerleme sağlanamadı. Ancak jandarma havacılık bu konuda kendi inisiyatifiyle çalışmaları yine devam ediyor. Daha önce 1,5 ay süreyle Van'da Gürkuş'un prototipiyle uçuşlar, denemeler yapılmış. Orada bazı notlar çıkarılmıştı. Mesela teslim edilecek Hürkuş C'lerde neler olması gerekiyor jandarmanın ihtiyacını karşılaması için. Mesela işte
full otomatik pilot istenmiş, buz önleme sistemi istenmiş, silahçı için entegre bir nişangah sisteminin olması istenmiş. Ayrıca aviyonik donanımda bir dizi iyileştirme istenmişti. Dolayısıyla Jandarma Havacılık Başkanlığı'na teslim edilecek, ilerleyen dönemde teslim edilmesi beklenen büyük kuş C'ler standart donanıma kıyasla bir dizi ilave kabiliyetlere sahip olacak. Ayrıca mesela yine jandarmanın kendi platformlarında kullandığı işte görüntü aktarım sistemleri, kendi Ar-Ge teknolojisiyle bazı farklı haberleşme sistemleri de yine bu uçaklarda yer alacak. Jandarmanın ihtiyaç tanımlaması yaptığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı'yla birlikte tedarik süreci devam eden bir diğer çalışma da irtibat ve genel maksat uçağı projesi. Kaynağı finansmanı milli bütçe olarak planlanan bu proje bir süre önce rafa kaldırılmıştı. İlerleyen dönemde bu alım tekrar gündeme gelebilir diye bir beklenti var. Bu proje kapsamında da jandarma havacılık 2+1 olmak üzere 3 tane irtibat ve genel maksat uçağı ihtiyacı tanımlamış durumda. Özellikle bu işte en son yaşanan Kahramanmaraş depremlerinde bu tip bir uçucu ağı olan ihtiyaç bir kez daha kendisini hissettirdi. Çünkü işte gerek İHA'lar gerekse helikopterleri kıyasla uçaklar daha zorlu, daha kötü hava şartlarında uçabilme imkan ve kabiliyetine sahip. Bahsettik biraz önce işte depremin ilk günü kötü hava şartlarının nedeniyle helikopterler bölgeye gidemedi. Keza İHA'lar da sıkıntı yaşadı. Ama mesela işte JIKU görev bölgesinde daha sonra gitti. Devamında mesela eğer o zaman envanterde olsaydı böyle bir genel maksat, irtibat ve genel maksat uçağıyla bir tabur büyüklüğünde bir jandarma arama kurtarma personeli ya da JOAK personeli hızlı bir şekilde meteorolojik şartlardan en az etkilenerek bölgeye intikal ettirebilecekti. Bu tecrübe ışığında bu alım tekrar raftan indirilerek gündeme gelmiş gibi gözüküyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bu konuda bir çalışmanın tekrar hayata geçirilmesini bekliyoruz. Daha önce bu ihtiyaca yönelik olarak Airbus C-295 uçağını teklif etmişti. Leonardo firması C-27 uçağı, C-27J uçağını teklif etmişti. Ukraynalı Antonov da Antonov 148'di galiba. O uçağı teklif etmişti. Dolayısıyla benzer şekilde ihale sürecinde yine aynı firmaların aynı ürünleriyle ihaleye katılmasını bekliyoruz. Yani sonuç olarak jandarma havacılık 55 yılı dolu dolu bir şekilde yaşamış. Gerçekten ülkemize teröristle mücadele dışında işte Dağbran kazazede ya da işte dağcı kurtarma, sel sırasında işte afet zirde kurtarma, deprem sırasında deprem zirde kurtarma, orman yangınlarında yanan ormanların servetlerimizi söndürerek onları kurtarma gibi çok hayati görevler icra etmiş. Ve gerek işte eğitimli personeli gerekse tecrübeli işte teknisyeni işte bakım personeliyle bugüne kadar olduğu gibi 55 yıldır olduğu gibi önümüzdeki yıllarda da ülkemize, milletimize kendisine verilecek tüm görevleri, özverileri yaparak hizmet etmeye devam edecek. Bu konuda da hazır olduğunu ister yaptığımız ziyaretler sırasında şahsen görme fırsatı bulduk. Bu vesileyle de Jandarma Havacılık Başkanlığı'na, Jandarma Genel Komutanlığı'na bize böyle bir imkanı tanıdıkları için tekrar şahsen ve dergi adına teşekkür ediyoruz. Ben bir de Cem Bey'e sözü vermek istiyorum. Bir de sonuçta jandarmanın çelik kanatları var. Teknofest'te ben her gittiğimde, ziyaret ettiğimde özellikle genç kardeşlerin onları gösterilerini izlerken görüyorum. Böyle büyük heyecan yaşıyorlar. Hatta işte onların tırlarından satılan işte çeşitli patchlar olsun, şapkalar olsun, tişörtler olsun, bunlara ilgi gösteren genç kardeşlerimi de görüyorum. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz Teknofest'teki bu çelik kanatlara olan ilgiyi?
Ve en son yaptığınız ziyarette de bir gözlem şansınız oldu mu? Buluşma veya onlardan bilgi edinme, ilerleyen gösterileri hakkında bilgi alma fırsatınız oldu mu? Çelik Kanatlar ülkemizdeki ilk aslında döner kanatla Evet. gösteri icra eden ekip. O yüzden ayrı bir yerlere sahipler. Şimdi gençlerin havacılığa sevdirilmesi ya da insanların havacılığı görmesi, hayallerinin bir parçası olması için bu gösteriler çok önemli bir yer tutuyor. Hem işte Hava Kuvveti olsun hem işte jandarma olsun bunun bilincinde olduğu için gösteri takımları kuruyorlar. Şimdi bu gösteri takımları size aslında gelecekte bu işi seven, bu işin bilincinde olan personelin başvurmasını sağlıyor aslında. Yani aslında bunlar bir tür sizin hem tanıtımınızı yapması hem sizin basın önündeki yüzünüz. Artı dediğim gibi personel temini için de önemli bir görev icra ediyorlar. Çelik Kanatlar sonuçta jandarmanın daha önce bahsedildiği gibi bu yüz binlerce saatlik uçuş tecrübesinin insanlara yansıtılmasının için vitrindeki yüzlere iki helikopterle iki S-70 ile gösteri yapıyorlar. Gerçekten insanları çok etkiliyor. Uçaktan farklı olarak helikopterler çok daha alçak irtifada gösterilerini yapabiliyorlar. İşte sabit kalabiliyorlar. Bir helikopter aracı, yani bir hava aracının işte üç boyutlu hem ileri geri aşağı yukarı hareketlerini izleyebiliyorsunuz. Ve bunu dediğim gibi iki helikopterle yapıyorlar. Ve koordineli şekilde manevralar yaparak da gösterilerine renk katıyorlar. O yüzden Çelik Kanatlar dediğiniz gibi özel bir yere sahip ve insanların sadece havacılığın sabit kanattan yani uçaklardan ibaret değil aslında döner kanatlarının da olduğunu ve bunların da kabiliyetlerinin, performanslarının çok yüksek olduğunu gösteriyor. O bakımdan bence önemli bir iş yapıyorlar. Hem işte Teknofest olsun, işte Sivrihisar olsun veya diğer şehirlerdeki gösterilere katılıyorlar. En son ben işte hafta sonu Türk Hava Kurumu'nun İnönü tesislerinde havacılık festivali vardı. Çelik Kanatlar gene oradaydı. Onlarla gene orada karşılaşma, görüşme şansımız oldu. Artık gösterilerini izleme şansımız oldu. Şimdi İnönü'nden itibaren koreografilerine yeni hareketler de eklendiğini görmüş olduk. Bundan sonra özellikle şimdi önümüzdeki işte 30 Ağustos'ta Teknofest var. İzleyiciler orada farklı hareketleri, farklı gösterileri de görecekler. Onun da haberini vermiş olalım. İlk kez işte İnönü'nde bunun yeni bir provasını, işte ön gösterimini görmüş olduk. Çelik Kanatlar'da dediğim gibi hani jandarmanın yüzü döner kanatların gücünü, kabiliyetlerini insanlara göstermek açısından önemli bir yer tutuyor. Ben şey söyleyeyim, Teknofest Ankara'da olacağım. Eğer Ankara'da beni denk getiren arkadaşlara ben Çelik Kanatların muhtemelen o şeyini tırını ziyaret ederim. Kendime böyle birkaç tane patch alacağım. Beni Teknofest'te yakalayan arkadaşlara hediye edeceğim. Bunun için de beni Teknofest'te gözünüzü dört açın diyeyim şimdiden, bunun duyurusunu yapayım. Ben çok teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz son bir şeyler var mı Cem Bey? Şimdi ben son olarak eklemek istediğim şey şu aslında. Şimdi tabii jandarma kurumu Avrupa'da yerleşik kurumlardan bir tanesi ama Türkiye'deki jandarma işleyişi çok daha farklı. Tecrübesi çok daha farklı. Özellikle jandarma havacılığı dediğim zaman Avrupa'da jandarma havacılığı diğer kurumlardan hani oradaki jandarmaların aldığı polisten ya da emniyet kuvvetlerinden aldığı platformlarla hani bu görevi icra ediyorlar. Ama Türkiye üzerine baktığımız zaman Türkiye coğrafyası bakımından farklı bir bölge, iklimi farklı bir bölge ve diğer taraftan tabii ki de bölgedeki sınırlardaki çatışmalar ya da bölgedeki sıcak ortamı da gördüğümüz zaman çok daha farklı bir görev tanımı var. Bu bakımdan Türkiye'deki jandarma havacılığı gerçekten önemli bir tecrübeye sahip, önemli bir birikime sahip. Bu 55 yıllık birikim sayesinde aslında birikimin aktarılması konusunda da Türkiye'deki kurumları da besleyen bir kurumdan bahsediyoruz. Bunun yanı sıra tabii ki de jandarma özellikle yurt dışındaki kurumlarla da aslında bir koordineli bir şekilde bir iletişim halinde. Bu konuda onlardan da kendilerine yoğun bir şekilde eğitim talepleri de geliyor. Bunlar da hani bir şekilde kendileri tarafından değerlendiriliyor. Uygun bulunan
işbirlikleri bir şekilde kuruluyor ve oradaki pilotların eğitiminde de rol alıyorlar. Şimdi baktığınız zaman buradaki tecrübenin Avrupa'daki ya da işte Türkiye Cumhuriyetler'deki kurumlara, jandarma kurumlarına da aktarılması konusunda da Jandarma Havacılık Başkanlığı işbirliklerini devam ediyor buradaki kurumlarla beraber. Ben son olarak kendilerine teşekkür ediyorum. Kendileriyle çok özel bir çalışma yapma fırsatımız buldu. Başta Jandarma Havacılık Başkanı Tümgeneral Ali Doğan ve tüm birlik komutanlarına bize sıcak yaklaşımları, samimi sohbetleri ve bu özel sayıyı ülkemize, Jandarma Havacılığına kazandırdığımız için teşekkür ediyorum. Ayrıca ekip arkadaşlarıma, hem İbrahim Sünetçi, Saffet Uyan'a, hem sevgili Cem Doğut'a güzel fotoğrafları için ayrıca teşekkür ediyorum. Fener'cim, sana da her zamanki teşekkür ediyoruz. Bu yayında izleyicilerle buluşturma fırsatı sunduğun için. 29 Ağustos'ta yani bugün bu özel sayı yarın diyelim aslında, evet. 29 Ağustos'ta yarın bu özel sayıyı okuyucularımızın beğenisine ulaştıracağız. Umarım beğenirler. Jandarma Havacılık Başkanlığı'nı bizim aracılığımızla daha yakından tanıma, daha yakından fotoğraflarla görme fırsatını yakalarlar. Umarım faydalı olabilmişizdir. Teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Yani benim aklımdaki jandarma algısı gerçekten bakış açım değişti. Yani sonuçta sizin de yayın içerisinde belirttiğiniz gibi jandarma diye düşündüğümüzdeki aklımızda canlanan jandarma ile bu yayından sonra insanların aklında canlanacak olan jandarmaya bakış açısı bence farklı olacaktır diye düşünüyorum. Ve özellikle de orman yangınları konusunda da hani... Birçok arkadaştan da bu konuyla alakalı, özellikle yüksek hassasiyete sahip olan insanlar bu konuyu ciddi anlamda merak ediyorlar. Bu konular hakkında yapılan çalışmalar, alınan önlemler. Çünkü dediğim gibi ülkemizin ciğerlerini kaybediyoruz. Orada yaşayan canlıları da kaybediyoruz. Yani bu üzücü bir nokta. Ve bunların tekrar işte o ormanları tekrar bir yeşertmek, büyütmek, bu uzun yıllara yayılan bir süreç olduğu için de kaybımız büyük oluyor bu anlamda. Ve bunların önüne geçebilmek için de tabii ki de jandarmanın işte erken müdahalesi, elindeki imkanları bu şekilde kullanabilmesi, bu imkanlardan farklı ekler yaparak farklı kullanım alanlarına açılabilmesi gibi gibi, hani sizin yayın içerisinde birçok detayını paylaştınız. Bence çok keyifliydi. Çok teşekkür ederim. Jandarma Havacılığın 55. yılını kutluyoruz. Sizlere çok teşekkür ediyorum ve arkadaşlara da söylüyorum, Teknofest Ankara'da beni yakalayın. Size çelik kanatlardan patch hediye edeyim. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık diliyorum. İzleyen herkese de lütfen yayınlarımızı beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Defense Turkey ekibiyle beraber Cem Doğut, Cem Akalın ve İbrahim Sünetçi Beyler ile beraber uzmanlarla sohbetler, Defense Turkey Jandarma Havacılık 55. yılı özel bölümünün sonuna geldik. Hepinize çok teşekkür ediyoruz ve bir sonraki bölümde görüşene kadar hepinize hoşça kalın diliyoruz.